Aziz milletimiz, pazartesi iki deprem daha yaşayan Hatay halkı, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız, saygıdeğer basın mensupları, pazartesi Hatay'da meydana gelen son iki depremle 6 Şubat büyük deprem gününe adeta geri döndük. Bu kez depremi yol açtığı sonuçları apaçık bildiğimiz Acılarımızın çok taze olduğu bir zamanda yaşadık aranızdayım. Hatay ve ilçelerinde yaşanan yeni depremler 6.4 ve 5.8 şiddetinde olsa da olaydan ilk günkü depremlerin şiddetindeki depremlermiş gibi etkilendik. O an nerede olduğunu bilmediğimiz yakınlarımız ve tanıdıklarımız vardı. Her şeyi taze olan tecrübemizle yaşadık. Hatayımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Olayın ilk anlarında hemen ilave 160 adet 112 ambulansla 22 UMKE timi görevlendirdik. Tüm ilçelerde taramalar tamamlandı ve enkaz olan alanlarda gerekli çalışmalar yapıldı. Bir diğer ifadeyle gelen ihbarlarla yetinilmedi. Toplamda sahaya çıkan sağlık personeli sayısı ise 590'dır. Hatay'da depremin ilk gününden itibaren neredeyse yapıların tamamı kullanım dışıydı. Binaların boş olduğunu biliyorduk. Ancak afet sebebiyle yeni can kaybı haberine dayanacak gücümüz olmadığı bir günde maalesef endişemiz doğru çıktı. Hatay'da dördü olay yerinde ikisi hastanede olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti. 562 kişi ise yaralandı. Bir afet anında bilhassa da yaraları daha yeni sarılma, sarılma sarılmakta olan bir afetten sonra yaşanan olayda gözlerin sağlık kurumlarına çevrilmesi en tabii bir durumdur. Bilgi merak konusu değil, bir haktır. Fakat unutmamalı ki iyi niyetlerine rağmen haber kaynakları her zaman sağlam olmayabiliyor. Kaynağında adeta mühendis aklı olması gereken haberin dayanağı sağduyu testinden geçmemiş bir kaygı olabiliyor. Bu sözlerimin arkasından size Hatay'da yaşanan son depremler sebebiyle gündeme getirilen sağlık kurumlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Acil ve Ana Bina, Samanda Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi'nin B bloğu ve Kırıkan Devlet Hastanemiz ilgili bakanlık yani Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılan yeni hasar tespitinde hafif hasarlı ve kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen kısmen tahliye edilmiştir. Buralarda acil müdahale üniteleri kurularak sağlık hizmetleri aksatıl, aksatılmadan devam etmektedir. Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve dört yol hastanelerine nakledilmiştir. Söz konusu hastaların sayısı ise 95'tir. Buralarda kendilerine çok daha iyi durumlarının gerektirdiği tıbbi hizmeti vereceğiz. Bu hastanelerimiz ise yakında tam kapasite ile hizmet verecektir. En kesin bilgilere sahip kişi olarak oluşan hassasiyetleri yine de anlıyorum. 17 gündür buradayım. Fakat unutmamalı ki yayılan haberler bir bir özveriyle buralarda çalışan doktorlarımızı, hemşirelerimizi, teknik ekiplerimizi de endişeye sürüklüyor. Çok dikkatli olmak gerekmez mi? Afetlerin etkisinin paniye yol açan şeylerle devam ettiğini bilmiyor değiliz. Kaynağı sağlam olmayan, iyi niyetli endişelerin dilden dile yaydığı haberlerin faturasını teyitsiz ihbarlarda az ödemedik. Oysa zaman demek can demekti. Değerli arkadaşlar, bahsi geçen konuda ayrı bir başlık açıyor en açık şekliyle bilgileri sizlere bizzat sunuyorum. Adana, Çukuru, Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde yeni depremler akabinde orta düzeyde hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden hastalarımızı Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi başta olmak üzere uygun hastanelerimize naklettik. Yeni ve deprem izolatörlü inşa edilen Güney Seyhan Hastanemize şimdilik ihtiyaç duymadık. Bu hastanemiz ise kapasitesiyle göreve her an hazır. Şundan emin olun. Bu acılı halkımızın yaralarını saran doktor eli mahir sağlık sistemi güçlüdür. Hataylı kardeşlerim, tüm ilçeleriyle bu şehirde merkezinden köylerine kadar hiçbir sağlık hizmetinin eksiksiz sizlere yaşatmamak için uzmanımızla, ekibimizle, ilacımızla sahadayız. Son 17 günde sadece Hatay'da yaklaşık 1000 cerrahi müdahale gerçekleşti. 212.345 muayene yaptık. Sağlık hizmetlerimiz ihtiyaçlara cevap verecek bir muntazamlıkta devam ediyor. Sağlık konusunda emin olun ki bize güveneceğiniz her şeye sahibiz. Sahra hastanemizde tomografi cihaz, cihazı dahil her şey var. Bu ülkenin işinde en iddialı doktorları, hastanın dilinden en iyi anlayan hemşireleri burada. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bahçesinde kurulu, tam teşekküllü ameliyatların yapılabildiği bir sahra hastanemiz var. Yine aynı yerde Amerika Birleşik Devlet, Devletleri ekipleri tarafından kurulan bir sahra hastanesi daha hizmet veriyor. Eski hastane karşısına da aynı şekilde tam teçhizatlı yeni bir sahra hastanesi yapıyoruz. Ayrıca Merkez ilçede 17 farklı noktada acil müdahale sahne, sahra hastanelerimizle hizmet vermekteyiz. Arsuz, Altınözü, İskenderun, Samanda, Hassa Devlet Hastanelerimizin önünde, Kırıkhan'da hastane önünde yine tam teşekküllü sahra hastanelerimiz hizmete devam ediyor. İskenderun'da Millet Bahçesi'nin de olduğu 3 ayrı noktada ise acil müdahale hastanelerimiz yaralımızın, hastamızın emrinde. Bakanlığımız yönetiminde Arsus'ta fuar alanında İspanya, Kırıkhan Hastanemizde Belçika, Reyhanlı'da eski hastanenin önünde Birleşik Arap Emirlikleri, Ova kentte Özbekistan, Hassa Ardışlı köyünde Endonezya, Defne'deki stadyumda İtalya, Payas'ta ise Katar tarafından Tam teşekkürlü sahra hastaneleri kurulmuştur. Çok insani olan bir sorumluluğu sağlık hizmetleri konusuna yaklaşımları bizleri üzen, halkımızın güvenini örseleyen az az sayıdaki kişiden de bekliyoruz. Bugün halkı üzen yarın buna üzülür. Zaman sağlık sistemine güveni sarsma zamanı değil. Daha önce belirttiğim gibi Halk sağlığı tedbirleri hayati önem arz ediyor. Sizleri tehlikeden korumak için gerekeni yapıyoruz. İçme ve temizlik için kullanılan suları hastalığa yol açıp açmayacakları bakımından düzenli olarak inceliyoruz. Bir süreliğine daha içme suyu olarak sadece tankerlerle getirilen suyu ve ambalajlı hijyenik suları kullanacağız. Bu bir depremden sağ çıkanlar basit bir basit bir tedbirsizlikle ne kendi hayatını ne başkalarını tehlikeye atmamalıdır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği veya kaymakamlıklar duyuracak. O güne kadar musluk yani şebeke suyu ancak temizlik için kullanılabilecek. Bu uyarıyı hiçbirimiz bir an bile unutmamalıyız. Musluk yani şebeke sularını asla içme suyu olarak kullanmıyoruz. Depremzede kardeşlerim, normal hayat şu anda çoğumuza hayli uzak ve hatta müphem bir emel gibi görünüyor. Acılarımıza, yaşadıklarımıza bakarak bu duyguyu hepimiz, bu duyguya hepimiz saygı göstermeliyiz. Ama hem bu acıları hisseden hem de tüm gücüyle yanınızda olanların varlığını bir an bile unutmayın. Deprenen, depremden etkilenen şehirlerimiz Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana. Elazığ, Hatay yıkıma karşı dirilişlerin, yeniden vücut buluşların şehirleri oldu. Şimdi de afete karşı verilen mücadele bir milli mücadeledir ve diğer 70 vilayetimiz burada. Bu halkın sağlık ordusu, türküler yaktığı doktorları ve sağlık çalışanları burada. Hataylı kardeşlerim, sözlerimi ağır yaralı bu şehir hakkında birkaç cümle ile tamamlayacağım. Yaklaşık bir asır önce Hatay'ın tabiat eliyle değil, az önce andığım şehirler gibi insan eliyle uğradığı yıkım ve acılar var. Ve Hatay'ın bir de vatandan ayrı kalmışlığı var yeniden ayağa kalkışı, o kavuşması Gazi Mustafa Kemal tarafından verilmiş ismini hep gururla taşıyışı var. O gurur güneşi duman içinden tekrar doğacak. Devlet ve millet bu kudrete sahibiz. Tüm deprem bölgesinde insan ve şehir barışacak. Bizi güzel günlere götürecek gücümüze sarılalım. Bir sonraki açıklamamda sizlere yeni çalışmaları aktaracağım. Saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun.